Şu an aslında malumunuz olduğu sürece iyi bir yükseliş, ya yani iyiden kastım hızlı bir yükseliş süreci oldu. Biz artık bugünlerde bunun bir yerde kırılması, pik yapması ve geriye doğru dönmesini bekliyoruz. Tabii bunun ne kadar yukarıda olacağını biraz da biz vatandaşlar belirleyeceğiz. Yani ne kadar çok pozitif bak oluşturursak bu dönüş o kadar yukarıda olacak. Ama hem Ramazan'ın etkisiyle, biliyorsunuz Ramazan'da istesek de istemezsek de halkımız biraz daha hareket alanını daraltıyor. Ramazan'la birlikte ve yeni tedbirlerle birlikte bu rakamların aşağıya doğru düşmesini bekliyoruz. İlk önce tabii ayaktan hasta sayıları düşecek. Sonra bu yatan hasta sayısına yansıyacak. Uzun vadede de yoğun bakım ve ölüm sayılarına yansıyacak. Bunlar biraz birbirini takip ederek giden süreçler. Şimdi hasta yatak doluluk oranlarında ciddi rakamlara doğru gidiyoruz. Biraz da bunun sebebi şu. Geçen dalgalardan farklı olarak bu defa COVID dışı hastalarımız da tedavilerini almak istiyorlar. Ve COVID hastalarımız da aynı anda hastanelerimize akın ettiği için ikisi bir arada biraz yatak doluluk oranına etki etti ve yoğun geçmesine vesile oldu. Tabii biz Feriöz olarak en büyük pandemi hastanelerinden biri olduğumuz için yükün çok daha büyük bir kısmını alıyoruz. Şu an diğer hastanelerin de sıkıştığı anlarda biz devreye giriyoruz. Ve şu dönem açıkçası en yoğun günlerimiz ve günde 100'ün üzerinde yatışlar alıyoruz. Servis yataklarımızı genelde dolduruyoruz. Yoğun bakım yataklarımızda da 432 yoğun bakım yatağımız var. Onun maksimum şu ana kadar 200'ünü kullandık. Daha fazlasını kullanmamak için de tabii vatandaşların desteğini bekliyoruz. Onlar bulaşma konusunda ve virüsün yayılması konusundaki o engelleyici maske mesafe kurallarına uyarlarsa bize daha fazla yoğun bakım yatağı açmamak, daha fazla servis yatağı bulmama konusunda destek olmuş olurlar. Şimdi diğer konu da şu an aşımız. Aşı konusunda biliyorsunuz artık iki farklı seçeneğe doğru gidiyor ve bu şekilde yürüyor sistem. Artık insanlar randevu alırken BioNTech ve Sinovac, yani bir inaktif aşı bir de mRNA aşısı seçebilecekler. Yalnız Sinovac aşısı yine eskiden olduğu gibi aile hekimi, özel hastaneler, devlet hastanesi, üniversite hastanesi gibi her yeri işaretleyebiliyorlar. Ama BioNTech öyle değil. BioNTech'te sadece devletteki bazı hastaneler, yani büyük hastanelerde yapılabiliyor. Onları seçerek randevu alabiliyorlar. Yani biz belirliyoruz aslında nerelere randevu alınabileceğini. Randevu anlamında bir sıkıntı yok. Belki bazen kişiler girip randevu bulamıyoruz diye olabilir. Onun sebebi şu. Biz BioNTech'i 3 günlük ya da 5 günlük dilimlerle açıyoruz. Niye yapıyoruz bunu? Aşı heba olmasın diye randevuları açıyoruz. Ona göre -20'lerden normal dolaplara geçiriyoruz. Ve sahaya çıkardığımız her aşıyı da kısa bir süremiz olduğu için randevu alan insan sayısına göre planladığımız için randevularını da parça parça açıyoruz. Yani o randevu bulamıyorum dediğinizin ertesi günü muhtemelen ilave randevular açılmış olacaktır. Orada bir sıkıntı yok. Benim burada tabii üzerinde durmak istediğim konu şu. Aile hekimliğinin randevuları doluyor ama hastane randevularında çok boş yerlerimiz oluyor. Yani randevu anlamında hastanelerimizi tercih edebilirler. Bir de akşam da bizde randevular açık. O yüzden hani oruçla aşının bir sıkıntısı, bir problemi olmadığını ya da oruçun bozulması anlamında bir sıkıntı yaratmayacağını ülkemizdeki en yetkili merci olan Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı ama yine de endişesi olan ya da oruçluyken evden çıkmak istemeyen olabilir. Akşam da randevu alınabiliyor. Bunu da ifade etmekte fayda var. Şu ana kadar sağ gözlemimiz aşılarımızın işe yaradığı yönünde. Çünkü hastane yatışlarımızın yaş ortalaması çok düştü. Yoğun bakım yatışlarımızın yaş ortalaması çok düştü. Yani Feriöz için söyleyeyim, yatan hastaların yaş ortalaması 60'ın altına indi. Bu da demek ki aşımız işe yarıyor. Bir de Kasım'la kıyasladığımızda yatan hasta sayımız, ayaktan hasta sayımızla orantıladığımızda çok daha düşük ve yaş ortalaması da düşük. Bunun şu an elimizdeki tek açıklaması aşı. Bu anlamda da Randevuya gelmeyenler olunca ne oluyor hocam? Şöyle, normal şartlarda da biz bu işi randevuyla yürütüyoruz. Aşıyı planlayabilmek ve heba etmemek adına herkesin randevusuna riayet etmesini ısrarla öneriyoruz. Ama gelmeyen olursa da mutlaka iptal etmesini öneriyoruz. Biz özellikle BioNTech'in sulandıktan sonra bizim saat hesabı yaptığımız biliniyor. Yani belli bir saatten sonra kullanamıyoruz. O yüzden biz kendimizde çok hassas davranıyoruz. Flakonları kullandıkça açıyoruz. Yani o gün 1.000 hasta gelecek diye 1.000 hastalık açmıyoruz. Hastalar geldikçe flakonları sulandırıyoruz. Son dozu da çok hassas denk getirmeye çalışıyoruz. Eğer artarsa da şu an yaptığımız uygulama henüz
randevu alabilecek olan ama aşı olmamış sağlık çalışanlarımızı davet etmeye çalışıyoruz. Böylelikle hiç heba etmemeye çalışıyoruz. Geçen hafta en azından bizim hastanemizde BioNTech anlamında hiçbir hebamız, zayiatımız olmadı. Ve alanda biz soğuk zincir sorumlusu, aşı sorumlusu arkadaşımızı hep hazır tutuyoruz. Onun kontrolüyle gidiyor bu iş. Tahminimce diğer hastanelerde bu kadar hassas davranıyordur diye düşünüyorum. Çünkü şu an aşının her bir dozu çok kıymetli. O her bir doz belki de bir kişinin hayatını kurtarmak gibi özel ve önemli bir göreve sahip. O yüzden de hassas davranıyoruz. Aşı konusunda işe yaradığını biliyoruz ama yaş grubu gelen herkesin aşıya arzu ve istek göstermesini önemli istirham ediyoruz. Ki biliyorsunuz 65 yaş grubunu aşmış olmamıza göre ya aştığımız halde şu an her 4 kişiden biri hala aşı olmadı. Bu anlamda vakti gelen herkesin aşı olmasını şiddetle öneriyorum. Çünkü aşı olarak kendimizi koruyoruz. Kendimizi korurken de aslında toplumu koruyoruz. Niye söylüyorum bunu? Pandeminin kontrol altına alabilmesi için toplumun en az %60-70'inin bağışıklanmış olması gerekiyor. Yani siz aslında aşı olarak hem kendinizi koruyorsunuz hem de toplumun korunmasına ve pandeminin önlenmesine ciddi katkı sunmuş oluyorsunuz. Bu anlamda da aşı bir vatandaşlık görevi. Vakti gelen herkesin aşı olmasını şiddetle öneriyorum. Teşekkür ederim. Ben bekleyeceğim.